gözünü kamaştırabiliyor. Ama görünen o ki yüksek tavanlı evler, yani eskiye dönüş, işin doğrusu insana keyif de veriyor. Sağ ol Erkan. Efendim, Kurban Bayramı geliyor. Hayırseverler kurbanlarını nereye bağışlayacağını düşünüyor. Biz de Sabah Aktüel'de bugün size bağış yapmak için anlamlı bir seçenek sunmak istiyoruz. O yüzden sizi bu tür bağışlarla faaliyetlerine sürdüren kuruluşlardan birine, belki de en anlamlısına götüreceğiz. Bu kuruluş hasta çocuklara, özellikle de kanserli çocuklara yardımlarını tamamen bağışlarla sürdürüyor. Konunun ayrıntılarını almak için arkadaşımız Hakkı Büyükçivitçi'ye dönelim. İsterseniz Hakkı, günaydın. Günaydın Tunç, günaydın. Evet. Gerçekten de o kuruluşlar arasında belki de en anlamlısı bu kuruluş. Hemen söyleyelim, LÖSEV'deyiz. Lösemili Çocuklar Vakfı'nın yeni açılan merkezlerinden, Ankara'daki merkezlerinden birindeyiz. Birazcık bu faaliyetlerden söz edeceğiz. Biraz da neden acaba kurban bağışlarını hayırseverler buraya yapmalı? Onun cevabını arayacağız. Yanımda bana yardımcı olması için genel koordinatörüm Hülya Hanım var. Günaydın efendim. Günaydın Hakkı Bey, hoş geldin. Hoş bulduk. Güler yüzle yine bizleri karşıladınız, sağ olun. Çok şık bir mekandayız gerçekten, pırıl pırıl. Evet. Ve hemen tekrarlayalım, altını çizelim. Burası tamamen bağışlarla. Evet. Hayırseverlerin bağışlarıyla yapıldı. Hemen şunu söyleyelim, burada neler bulabilir buraya gelenler? Bir kere Türkiye'de kaç yerde merkeziniz var? Şimdi Türkiye'de Ankara merkezli bir vakıfız ama İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya'da irtibat bürolarımız var. Hı hı. Bahsettiğiniz gibi bu binada tabii ki bağışlarla yapıldı. Hayırseverlerimizin bağışlarıyla yapıldı. Hı hı. Burada neler bulabilirler diye sorunuza ise şöyle cevap verebiliriz. Hiçbir yerde bulamadıkları çok nadide el emeği, göz nuru, hediyelik eşyaları, çocuklar için oyuncakları, firmalar için tebrik kartlarını, takvimleri, doğal ve sağlıklı gıdaları. Evet, isterseniz hemen gösterelim. Evet. Bakalım şu sağımda izleyicilerimize göstermek istiyorum. Çocuklarımızın annelerince yapılan, evet, işte el yapımı reçeller. Biraz daha kayacak olursak kurabiyelerimiz var. İşte erişte yapımı çikolatalar, evet, el yapımı çikolatalar var. Eriştemiz var, tarhanımız var vesaire. Evet. Son derece güzel. Annelerimiz de bir yandan durmuyor. Hem çocukların tedavilerini sürdürüyorlar, evet, sayenizde. Evet. Şimdi tabii annelerimiz bu konularda uzmanlardan çok uzun süreler eğitim ve sertifika aldılar. Şimdi maharetlerini sergiliyorlar. Burada gördüğünüz bütün ürünler doğal ürünler. Katkı maddesi bulundurmayan ürünler. Dolayısıyla mesela çikolatamız bile hani kısa ömürlüdür. En iyisi bir hafta içinde tüketilmesi, tamamen saf kremayla, saf çikolatayla yapılan ürünler. O nedenle çok kıymetli buluyoruz. Zaten sizin sloganlarınızdan birisi de doğal organik gıda, evet, tüketimi. Evet, yani çok doğal önemli gıdaya dönüş öneriyoruz. Katkı maddelerinden uzak bir yaşam. Özellikle çocuklarımıza anne yemeklerini, evde pişen anne yemeklerini yemelerini, annelerimize de onlar için evde kurabiyeler, börekler yapmalarını ya da sebze yemekleri yapmalarını gerektiniz öneriyoruz. Evet. Hem öğreniyorlar sağlıklı beslenmeyi, hem de uyguluyorlar. Elbette vakfımız çok şükür. Çok güzel. Bu kurban bağışlarına geleceğiz. Kurban özellikle kırmızı et çocuklarımız için neden önemli? Hasta çocuklarımız için neden önemli? Oraya geleceğiz ama yanımızda pırıl pırıl bir kızımız var. Evet. Ben onu izleyicilerimize tanıştırmak için sabırsızlanıyorum. Evet. İzin verirseniz Rümeysa'nın yanına geçmek istiyorum. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? Ben iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Rümeysa, sen LÖSEV'de tedavini tamam. Şu anda maşallah diyelim 41 kere tedavin tamamlandı. Bize bir hikayeyi baştan anlatır mısın? Ben 8 yaşında hastalandım. Şimdi 16 yaşındayım. Aradan 8 sene geçti. Evimiz okula çok yakındır. Yürürken annemle beraber bacak ağrılarım oldu sürekli. Yürüyemiyordum. Yani vücudum mosmor olmuştu. Burnum kanıyordu. Çok uzun süre hastanede dolaştıktan sonra
bir devlet hastanesinde lösemi teşhisi konuldu. İstanbul'un çocuk hastanesinde 6 ay tedavi oldum ama çok zorlu bir süreç geçti. Ben AML-M7'ydim. Doktorlar alın eve götürün, çok fazla kanserli hücresi var. İyileşmez büyük ihtimalle demişlerdi. Ama ailem vazgeçmedi. 6 ay kadar orada tedavi oldum. Uzun süre yemek yemedim, yürüyemedim. Hastane ortamı koşulları o dönem çok kötüydü. Bir odanın içinde 6 kişiydik. Ben bir beşikte yatıyordum. Daha sonra hastane enfeksiyon kaptı. Gidecek hastanemiz yok. Maddi manevi anlamda 6 ayda her şeyi tüketiyorsunuz zaten. Ailen, sadece annem, baban, çok yakınlarım var yanında. Kimsen yok. Gecenin bir yarısı kan bulman gerekiyor. İlaç gerekiyor, serum setleri gerekiyor ve bunların sağlanması gerçekten çok zor. Benim ailem Ankara'daydı, kalacak yeri vardı. Ben orada bankta yatan babalar gördüm. Kan için sabahlara kadar dolaşan insanlar gördüm. Daha sonra Lösev'le tanıştı. Orada tedavi görmeye başladım. Orada da yaklaşık bir 3 sene tedavi gördüm. Ama bizim hastanemiz çok sıcak bir ortamdır. Abi, hani doktor bey, hemşire hanım yoktur orada. Abi abla vardır. Ben dedim ya, belli bir dönem tedavi koşullarından dolayı yürüyemiyordum. Orada beni sırtında taşıyan görevlerimiz vardı. Beraber oyun oynadığımız insanlar vardı. Bizim böyle hastanemizde sadece insanlar tedavi olmaz. Ruhsal açıdan kendilerine gelirler. Bir aile olduklarını görürler. Yanlarında biri var derler onlara. Mesela bizim orada oyun odamız var, bilgisayar odamız var, spor salonumuz var, etkinliklerimizi düzenlediğimiz odamız var. Bu hastane döneminde siz hayattan soyutlanırsınız. Yakın çevreniz yoktur, arkadaşlarınız yoktur. Sen hastasın çünkü. Başka bir dünyada yaşıyorsun. Böyle bir camın arkasından izliyorsun derim ben insanlara. Dışarıda insanlar bir şeyler yaşıyor. Mutlu, aileleriyle beraber okula devam ediyor. Ama sen bir camın arkasından izliyorsun onları. Yardıma ihtiyacın var ama kimsen yok yanında. Lösev vardı bizim için. Bizim için çabalayan insanlar vardı. Bize bağış yapıp bizi yeniden hayata döndüren insanlar vardı. Dedim ya, biz bu tedavi sürecinde sadece bu hastanede ücretsiz tedavi almıyoruz. Her ay bizim gıda kollerimiz var, temizlik kollerimiz var, maddi manevi yardımlarımız var, sosyal etkinliklerimiz var. Lösev sadece çocuğu tedavi etmiyor, eğitimiyle de ilgileniyor. O dönemde tedavim bitti. İşte Lösev'in etütlerine gidip geliyorum, özel ders veriyorlar. Gene tedavi bittikten sonra da gıda, maddi manevi yardım alıyorsun. Gıda kollerimiz, et kollerimizi alıyoruz yılın 12 ayı. Çok büyük koller olmak üzere sucuğa, salama, kuşbaşıya, kıymaya dönüştürülen koller alıyoruz. Tedavim bitmiş ha diyorum, işte okula başlayacağım, böyle heyecan içindeyim. Yeniden insanlar arasına karışacağım. Benim yanımda çok fazla insan vardı. Ben iyileştim diyorum artık. Ben de iyileşen çocuklara yardım edeceğim. Neyse, bir şeyler düzenledim. 6 ay sonra annemi kaybettim. Tedavim bitti. Böyle büyük bir şok yaşadım. Dedim herhalde bir şeyleri yapamayacağım artık. Tedavi, çok uzun bir tedavi sürecinden geçmişim. Annemi kaybetmişim. Yalnız hissediyorum kendimi o dönem. Ama Lüfe beni hiç bırakmadı. Hani onlar beni, annemin bıraktığı yerden sarıldılar bana. Her gün aradılar. Ben artık yapamayacağım dediğim anda yanımdalardı. Her gün aradılar beni. Bir ihtiyacım var mı dediler. Sürekli yanımda oldular. Ama o bunalım döneminden kurtulmak için beni bir 2 haftalık bir Amerika tatiline gönderdiler. Oradan geldim. Biraz daha toparlanmış olarak döndüm. Sonra ailemle beraber Üstün amca yine beni bir Antalya tatile gönderdi. Daha sonra eğitim hayatımda çok yardımcı oldular. Şu an ben mesela kırtasiye ihtiyaçlarımızdan tutun, okul formamız, daha sonra burslarımız hala yardım alıyoruz. Ama sadece biz burada burada çalışan insanlar bir gönül bağıyla varlar burada. Kendi çocukları gibi, benim doktorlarım sabah kahvaltı yapmıyorum diye kendi öz çocuğunu bırakıp gelen insanlar vardı. Üstün amcanın ailesinde bir kanser hastası yok. O bu vakfı sadece çocuklar için bir şeyler yapmak istedi. Bizim için, bizi yaşatmak için. Çok tatlı, o kadar güzel anlatıyorsun ki ben uzun zamandır kimseye bu kadar söz verdiğimi hatırlamıyorum. Bak şu anda rejide de arkadaşlarım şaşırıyordur ya, Hakkı nasıl oldu da sustu diye. Ama çok güzel, hemen izleyicilerimize onu da aktaralım. Rümeysa aynı zamanda lise birincisi, okul birincisiymiş, lisede okuyor. 2 yıl var üniversite sınavlarına. Ben 3. sınıfım, 2 yılım var. 2 yılım var. Ya hukuk istiyor, ona göre. Bakın çok sıkı bir hukukçu gelecek, ya da psikolog olmak istiyor. Seni kutluyorum. Burada annelerimizin yaptığı bebeklerden var. Oradan birer tane, bir kendine bir tane bana seç, yanıma gel. Ben bu arada Hülya Hanım'la sohbete devam edeyim. Efendim, şimdi kurban bağışlarına hemen geçelim. Çünkü yayınımızın artık sonlarına
geliyoruz. Kırmızı et çocuklar için önemli. Evet. Lösemi tedavisinde kemoterapi alan çocuklarımızın bağışıklık sistemi zayıflıyor. Onları güçlü kılmak, enfeksiyonlardan uzak tutabilmek için güçlü bir şekilde de beslememiz gerekiyor. Bu nedenle en kıymetli besinlerden bir tanesi, belki de en önemlisi, biliyorsunuz kırmızı et. Protein yönünden son derece zengin, taze, kesilmiş kırmızı etlerle çocuklarımızın beslenmesini destekliyoruz. Bunun için ilaç kadar önemli diyebilir miyiz? Bence çok önemli. Tabii yani tedavide ilaçlar çok önemli ama bir diğer önemli etken Rümeysa'nın da söylediği gibi moral. İkincisi de tabii ki beslenme. Sağlıklı, hijyenik bir ortamda bunları sürdürdüğümüz takdirde %90'lara varan başarı oranımız var. Gelen kurbanları nasıl değerlendiriyorsunuz bağışları? Şimdi vakfımız iki şekilde kurban bağışı kabul ediyor. Vekaleten kurban kesimi yaptırmak isteyenler bağışlarını, bunu vurgulayarak bankalarda vekaleten kurban kesimi vurgusuyla bağışlarını yapabilirler. Kurban bedelimiz bu yıl 550 lira olarak belirlendi. Bunun dışında ise Kurban Bayramı bağışlarıyla da çocuklarımızın tedavilerine destek sağlayabilirler. Onların ihtiyaçlarını gidermemiz için vakfımıza yardımda bulunabilirler. Diyanet İşleri Başkanlığımızın da açıkladığı gibi kurban etlerini ailelerimizin ihtiyacı olduğu oranda keseceğiz, dağıtacağız. Fazlası olur ise, bağışçılarımız daha fazla bağış yaparlarsa bunu da ekonomik olarak değerlendireceğiz ve çocuklarımızın tedavileri için vakfımız amaçları doğrultusunda kullanacağız. Hani biz diliyoruz ki hayırseverlerimiz Kurban Bayramı bağışlarını ve vekaleten kurban kesimlerini tercihlerinde LÖSEV'i tercih etsinler. Evet. Biz hayat kurtarmaya devam ediyoruz. Evet. Çünkü bu kırmızı ete sadece Kurban Bayramı bu ayda değil. 12 ay boyunca dağıtıyoruz. 12 ay boyunca evet. Dağıtıyorsunuz. O gıda kolilerin içinde o kırmızı et de yer alıyor. Hem çocuklarına hem evet. Ailesine. Tabii bütün aile. Yani bizim için sadece lösemili çocuk değil, lösemili aile kavramı üzerinden ilerliyoruz biliyorsunuz. Biz bir aileyiz. Rümeysa'nın da söylediği gibi bu şekilde bütün aileyi yetecek kadar gıda kolileri gönderiliyor. Et ve et ürünlerini göndermeye dikkat ediyoruz. Özellikle hastanemizde yatan çocuklarımız için de kıymetli et dediğimiz işte etin sırt kısmı, bonfilesi, antrikotu hastanede ve köyümüzde tedavi süren çocuklarımız için özel olarak hazırlanıyor. İyi bir beslenme sağlıyoruz. Kaliteli, yüksek proteinli. Eminim bu anlattıklarınız muhakkak ki izleyicilerimizden bir yankı bulacaktır. Seçtin mi bebekleri? Hangisini benim için seçtin? Açeli Akkoyun'un bebeğini senin için tamam. Seçtim. Bu da yine ünlülerce tasarlanmış bebekler. Ünlüler. Hülya Avşar. Evet, sen Hülya Avşar'ı seçtin. Evet. Tamam, çok güzel olmuş. Evet, pembe, pembiş. Bak ben kravatı da ona göre taktım bugün. Bugün içinize doğdu herhalde. Evet. Bugün bir de bir töreniniz varmış LÖSEV'de Ankara'da. Nedir o? Biraz da ondan bahsedelim. Bizim bugün maske atma partimiz var. Maske atma partisi ne oluyor? Bu şimdi tedavisi tamamlanmış çocuklarımıza biz maske atma partileri düzenliyoruz. Yeniden doğduklarını, yeniden bir şeyler başladıklarını göstermek için. Ben de hastanenin 113. iyileşen hastasıydım. Biz de maske atma partisi yapmıştık. Hı hı. İyileşen çocuklar İyileşen. Artık maskelerini bugün atıyorlar. Bugün 6 çocuk maske atacak. Yani 200. çocuk maske atmış olacak bugün. Öyle mi? 200? Evet. Bugün LÖSEV Çocuklar Hastanesi'nde, LÖSENTE'de tedavisini tamamlamış 200 çocuk olmuş olacak. Ne güzel. Sen de o partiye katılacaksın. Evet. Ablalar olarak. Elbette. Harikasın. Tuğç, işte gördüğün gibi burada son derece anlamlı, son derece ne diyeyim yani kelimelerin artık yetersiz kaldığı bir süreç var. Hasta çocuklarımıza, hatta zaman zaman umudun, doktorların bile umut kestiği çocuklarımız bakın buralarda nasıl hayat buluyor. Hülya'nın bir şey söyleyecek. Evet, bir şey evet. Eklemek istiyorum, atlamayalım. Hani bağışçılarımız nasıl yapacağız bağışlarımızı diye düşünürlerse bankalarda LÖSEV hesap numaralarına, yani LÖSEV demeleri yeterli, bağış ekranlarından LÖSEV'e kurban bağışı, artık seçenekleri kendileri belirlesinler. Lütfen yaptıkları bağışın da doğru kuruluşa gittiğinden emin olsunlar. Yani dekontlarında mutlaka LÖSEV yazdığını görsünler. Ayrıca da vekaleten kurban kesimi istedilerse bunu belirtsinler. Mutlaka onun da gözükmesine dikkat etsinler. Veya kurban bayramı bağışı olarak belirttilerse
buna da dikkat etsinler. Bunun dışında internet üzerinden bağış yapabilirler. Yine vakfımıza gelerek, vakıf irtibat bürolarımıza ulaşarak bağış yapabilirler. Ben hiçbir şekilde gelemem ama bağış yapmak istiyorum diyenler de lütfen 447-06-60, tabii Ankara telefonumuz. İstanbul'dan arayanlar için 0212-468-68-68 numaralı telefonlardan bizlere ulaşsınlar. Biz bağışlarının vakfımıza ulaşmasını bir şekilde sağlayacağız. Çok çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Hem bizi kabul ettiğiniz için hem de bu güzel çocuklara böyle güzel hizmetler sunulmasında yardımcı olduğunuz, aracılık ettiğiniz için. Sana da çok teşekkür ediyorum. Son söyleyeceğim bir şey var mı? Hadi son sözü sen söyle bakayım. Tamam. Ya ben şu an hani evlerinizde, sıcak evinizde hepiniz oturuyorsunuz. Belki ailece kahvaltı yapıyorsunuz. Ben de o kahvaltıları sizinle beraber yapmayı çok isterdim. O çok benim bu tedavi sürecinde burada tedavide hastane olan, tedavi gören çocuklar sizin de çocuğunuz olabilirdi. Bir gün sizin de başınıza gelebilirdi. O yüzden vicdanınızı cebinize koyun ve deyin insanlara, ben bu çocuklar için ne yapabilirim? Herkes için küçük büyük mutlaka yapabileceği bir şeyler var. Bir çocuğun hayatından, gülümsemesinden daha değerli hiçbir şey yok. Peki. Çok teşekkürler Tunç. Buradan aktarabileceklerimiz bu kadar. Teşekkür ediyoruz Hakkı. Sağ olasın. Ben çok konuşamayacağım ama güzel şeyler oluyor orada. Sağ ol.